Abi hoş geldiniz. Muhtarım hoş geldiniz. Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Düzen muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerle ilgili istişare yaptı. Senin oraya geleceğiz bu akşam üzeri. Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi. Şimdi tam 4 yılı geride bıraktık. Şöyle baktığımız zaman siz de mahallenizde seçildiğiniz vatandaşa oylarıyla seçtiğiniz yerlere siz de bakıyorsunuzdur. Şimdi az önce masada da konuştuk. Dün Cinler mahallemizde orada da konuştuk. Yani eğer sizin mahallenizde ya da benim şehrimde herhangi bir hizmet konusunda talep azalmışsa, bu anlamda talep yoksa, işte hizmetle ilgili böyle bir mücadele yoksa demek ki bir sıkıntı var. Şimdi bunları 4 yıl boyunca yaptık. Yaptıklarımız yeterli mi? Mümkün değil, yeterli değil. Hala elimizde yapmamız gereken, daha da yapacağımız gereken işler var. Ama ben de şöyle mukayese ettiğim zaman bu 4 yılda da girmediğimiz mahalle, yani hala çözmediğimiz sorunlar kalmamış. Yıllardan beri asfalt olmayan yerde, kanalizasyon, işte doğal gaz, imar, şehirle ilgili sorunlar gerçekten birikmiş. Burada ben hiçbir zaman dikkat ederseniz eski yeni mukayese etmiyorum. Bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Hepsi bu memleketin evladı, hepsi bir proje dolaşmaya çalışmıştır. Ancak yani eriyle böyle stabil halde 3-5 bin nüfusla, 10 bin nüfusla olan bir yer değil. Bak şu an itibariyle nüfusumuz 144. Eriyle diğer merkezden hariç ilçeler içerisinde en büyük ilçe ve nüfusu artışı olan bir ilçe. Benim hiçbir mahalle başkanı muhtar adayı olmayacak. Olacakları da zaten söyledik, yeniledik arkadaşlar. Onu buradan belirtmiş olayım. Bu öncelikle bir husus. Şimdi kurum ziyaretlerinden bahsettim ya. Kurumlarımızı gezdik, dolaştık diye. Ereğli'deki kurumların, mesela sizle ilgili bir kurumdan bahsedeyim. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız var biliyorsunuz. 2017 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ereğli'de ne kadar para dağıttı biliyor musunuz? Bir tahminde bulun şöyle, yani kafanızda bir rakam geçin. 19 milyon liranın üzerinde yardım dağıttı Ereğli'de. Kime dağıttı? Siz muhtarlarımızın mahallesindeki insanlara. Yani evde bakımı, kömür yardımı, engelli hizmeti, bakımı, yardımı, bu tür paraları alt alta koyduğumuz zaman 19 milyon liranın üzerine çıkacak.